Herkese merhabalar. Kendimi göremiyorum şu anda. Kendimi ekran çok kırıldı ve şu an gündüzün kendini şeye aldığı için kendimi göremiyorum, görüntüleyemiyorum. Evet, 2.30 Cuma günü, yok, cumartesi yola çıktık, pazartesi döndük, bugün salı. 3 günlük bir Ankara seyahati yaptık. Aslında rotamızda Ankara'nın dışında İstanbul, yani İzmit'te babaanneciğimizi ziyaret etmek ve İstanbul vardı. Fakat arabaya aşırı fazla yüklememiz sebebiyle bu arabaya, küçük bir araba, biraz böyle bir yolda zorlandı ve kıytır kıytır sesler gelmeye başlayınca birazcık korktuk. O yüzden dönmek durumunda kaldık. Her neyse, Ankara'da İbrahim Hocam ile İbrahim Hocalar'da kaldık. İbrahim Hoca, İbrahim Demirci, çok hoş bir insan. Bu videoyu niçin atıyorum? İbrahim Hoca'nın aslında şiir kitabını, inşallah şiir kitabını unutmamışım. İbrahim Hoca'nın şiir kitabının hepsini kaydetmek niyetim vardı Ankara'ya gittiğimde. Fakat İbrahim Hoca'yı çok sıkılıyorken, yani çok sıkılgan gördüğüm için sadece bir 7,5-8 dakikalık, 10 dakikalık bir kayıt aldım. Ömrüm olursa 3-5 sene içerisinde muhtemelen her gittiğimde bir 10 dakika, 20 dakika kayıt alarak da tamamlayacağımı düşünüyorum. Bu da ön bilgilendirme videosuydu. Yani İbrahim Hoca'nın şiir kitabı çıktı. Yaşamın Kucağında isimli toplu şiirleri. Çok tatlı bir kitap olmuş gerçekten. Çok hoş şiirler var. Okuyunca böyle daha da okuyası geldiği insanın şiirler var. Fakat İbrahim Hoca, yani İbrahim Hoca da hayattayken, ben de hayattayken yaşayan bir şairin şiirlerini YouTube'a video kaydını alıp YouTube'a atıp hem onun torunlarına, hem onun çocuklarına, hem işte benim torunlarıma bırakmak niyetindeydim. Fakat İbrahim Hoca biraz sıkıldığı için çok fazla devam ettirmedim. Evet, bu video onun bilgilendirme videosuydu. Teşekkür ederim. İyi seyirler şimdiden. Bu arada İbrahim Hoca'nın bir tane daha videosu var YouTube'da, benim kanalımda. Orada da karışık şiirler okuyor birkaç tane. O da güzel bir video, onu da izlemenizi tavsiye ederim. Bir tane de Instagram'da var videosu, biraz aşağılarda. Arkasında böyle bir klasik müzik, piyano koymuştum. Çok hoş olmuştu. Kuşlar dolaşıyor gökte, tavaf. Yaşlanmak boş oturabilmek midir diyen adam devingen bir Kabe tasarlıyor. Kuşlara teşekkür diyor diye bir şiiri. Onu da belki vaktiniz olursa izlersiniz. İyi günler.